Donald Trump bu söylemlerin çoğunun yanlış ifade edildiğini açıklamış, medyanın kendisini doğru yansıtmadığını söylemişti. Yani hayırla gelir, hayırla gider. Her şeyde bir hayır vardır. Uzatmaya gerek yok. Yani adamı böyle umacı gibi göstermenin bir alemi yok. Bence samimi. Efendim, eski Amerika'yı özlüyor. Evet. Bu güzel. Eski Amerika özlemesi güzel. Amerikan ahlakına yeniden hakim olması. O işte komşularını sevmek, barışçıl olmak, iyi niyet, sevecenlik. Klasik Amerikan ahlakı. O çok güzel. Bunu yeniden canlandırsa çok güzel olur. Bir de sosyalizme, komünizme karşı Obama sosyalistti. Yani komünizmi destekliyordu alttan alta. O Fabian Derneği'nin etkisi altında. Evet. Dinliyorum. Yeni Başkan Trump 15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili olarak bunun bir senaryo olduğuna inanmıyorum. Erdoğan'a güveniyorum demiş ve Amerika'nın başka ülkelerin iç işlerine karışma hakkı olmadığını söylemişti. Erdoğan'ın yaşananları tersine çevirebileceği konusunda ona güveniyorum. Bazıları darbe girişiminin tertip olduğunu söylüyorlar ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence başkalarına tutak atma hakkımız yok. Ülkemizde olup bitenlere biz bir baksanıza. Birileri polis memurlarını soğukkanlılıkla vururken nasıl başkalarına ders verebiliriz ki diye konuşmuştu. İşte bunlar hep samimi ifadeler. Evet. Ben Amerikalıları severim. Yani Amerikan kültürü, şakacılığı, sevecenliği, komşuluk anlayışı, dostluk anlayışı güzeldir. Dindarlık anlayışları da güzel ama çok uzaklaştırdılar onları dindarlıktan. Yapabilirse Trump, dindar Amerika'yı yeniden inşa etmeye çalışsın. Kızı da Musevi oldu herhalde bildiğim kadarıyla. Dindar olmaları o yönden de hoş. Güzel, herhalde kızının eşi de Musevi olmuş. Dindarlık bereket getirir. Dindarlık güzelliktir. Dindarlara alabildiğine destek sağlaması, Amerikan halkının dindar olması muhteşem olur. Bereketin, bolluğun kaynağı oydu zaten, dindarlıktı. Obama geldi, sosyalist, komünist havalarında. Bereket kalktı Amerika'dan, bir uğursuzluk sardı. Şimdi yeniden bir bereket gelir Amerika'ya, umuyoruz.